Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Mızraklı İlmihal dersimizden kefaret kimlere lazım gelir? Ve dahi bir kimse Ramazan-ı Şerif'te kast ile bir gün orucun ise kefaret lazım gelir. Ve kaza lazım gelir. Hem kefaret hem kaza. Kefaret bir kul azat eder, yani köle azat eder. Ona gücü yetmezse Ramazan ve oruç tutmak haram olan günlerden maada başka yani. Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 4 gün oruç tutmak haramdır. O günler hariç, o gün hariç günlerde, sene içinde arasını kesmeden peş peşe yani 60 gün oruç tutar. Bir de kaza var. Ana da gücü yetmezse 60 fukarayı doyurur. Yani oruç tutmaya gücü yetmeyen hastalar var mesela. Bu ne yapacak? O zaman kefaretini 60 tane fakiri doyurmakla yapacak. Bunun üzerine bir günde kazasında yapar yani. O da neydi? Bozdu oruçtur. Evet. Köle yok şimdi ne yapacaksın? İşte zengin mesela adam köle olsaydı köle verirdi. Köle de hür olmuş olacaktı işte. Bak kölelik bu demektir yani. Köleyi hür etmek için Müslüman köle. Müslüman olsun, birisi kefaret gerektiren bir suç işleyince kazara adam ölürse mesela hatayen orada da köle, o azadı var. Şimdi bak yok. Niye? Çünkü can gidiyor. O canın yerine bir can üreteceksin. Yani İslam'da kölelik rahmettir. O kafiri öldürmeden esir alıyorsun, getiriyorsun. Kendi aranda yaşarken adam ekserisi Müslüman oluyor. Bir de onu hür edersin veya bir suçtan dolayı kefaret gerekirse hür edersin, olur biter. Adam cennetini kazanıyor. Ama öldürsen cehenneme gidecekti. Şimdi kafirle savaşta öldürmek mi daha iyi, esir almak mı daha iyi? Dünya köleliğe karşılar. Bütün dünyayı köle ettiler. Kadınları köle ettiler. Milleti paraya köle ettiler. Modern kölelik, futbol. Nedir kölelik lan? Kefaret kimlere lazım gelmez. Oruç bozdu ama kefaret lazım gelmiyor. Altı kimseye kefaret lazım gelmez. Evet, ikisi mariz, hasta. Hasta oldu, orucunu bozdu. İkincisi misafir, yola giderken dayanamadı, orucunu bozdu. Üçüncüsü emzikli hatun, yani çocuğu var, doğmuş, onu emziriyor. Çocuğuna zarar olup tutamadıysa kazasını yapacak. Bunlar hep kaza yapacak. Dördüncüsü şeyh fani, yaşlı, ihtiyar adam tutamıyor. Beşincisi açlıktan yahut susuzluktan helak olmaktan hafiden korkan kimse. Aç kaldı, neredeyse helak olacak, o da orucunu bozar. Altıncısı ağır işkenceye tehdit, evet ağır işkenceyle tehdit edilip orucu bozdurulan kimse yani zorla. Tabi tehdit etmesi gücü olmayan bir adamı tehditle tehdit sayılmaz ha. Gücünü yapabilecek kişi tehdit. Bu altı kimseye kefaret lazım gelmez. Özrü gittikten sonra ancak gününe gün olarak kaza lazım gelir. Evet. Yemişek'teki niyet. Yemişek. Yemişek demek Ramazan mı değil mi? Mesela Şaban ayının 29. günü yarın. 30 Şaban mıdır yoksa 1 Ramazan mıdır? Çünkü ayın tespiti gözle olacak. Hesaplı olursa hesaplı da olabilir diyenler var. Ama asıl hadis-i şerifte gözle. Gördüğünüz zaman tutun. Gördüğünüz zaman bitti miydi bayram edin diyor Efendimiz Aleyhisselam. Tabi bu batı tarafından ayın doğmasıyla olacak yeni ayın. Daha yemişekte niyet birkaç nevidir. Yemişek o. Tabi bu yemişek her ayın sonunda oluyor. Çünkü ayın başlangıcı tespitinde oluyor bu iş. Hesap ne kadar milim milim olsa bile yanılıyor. Çünkü ayın menzilleri sabit değil. Güneş gibi değil. Bir nev'i kerahatle caizdir. Şimdi yemişekte yarın Ramazan mı değil mi bilmiyorsun. Burada yapılan niyet kerahatle olur diyor mekruh. Yemişekte Ramazan'a niyet etmek. Yani yarın Ramazan diyor. Yahut vacibi ahire. Ramazan değilse başka bir vacibim. Mesela nesi var? Kefareti var. Adal var yani. Onu tutacak. Niyet etmek. Yahut Ramazan ise Ramazan, değil ise nafile. Ya bu yarın Ramazan ise Ramazan, değilse nafile olsun.
Ya, ya Ramazansa Ramazan değilse benim bir vacibim vardı, adam vardı, olsun. Veya gayri vacibe niyet etmek. Bunlar kerahatle caiz. Yani vacip değil de nafile bir namaz, oruç niyet etmek. Bunlar da kerahatle caiz oluyor. Yani burada şüpheli olduğu için mekruh oluyor. Bir nevi dahi kerahatsiz caizdir. Bak, hiç kerahatsiz burada niyet edilebilen şık var. Bu da nedir? O mutlak oruca niyet etmektir. Yani mutlak olarak yarın oruç tutacağım diyor. Yahut Şaban'a, yani nafileye niyet etmektir. Yarın Şaban 30'dur der zannımca. O yüzden nafile oruç tutmaya niyetim der. Bu niyetler Allah için oruç der. Bu niyetler kerahatsiz caizdir. Ramazansa zaten Ramazan olur. Tekse nafile olur. Bir nevi daha hiç caiz olmaz. Haramdır yani. O nedir? Olur Ramazan ise niyet ettim. Değilse niyet sizin. Yarın Ramazansa niyetliyim. Değilse niyet sizin. Dese hiçbir şekilde caiz olmaz. Oruç da olmaz. Muhtelif meseleler, oruç bahsinin sonunda muhtelif meseleler diye bir bahis açmış. Ve dahi bir kimse Ramazan'da savma niyet etmese, oruca niyet etmese, Ramazan günü yarın diyelim, adam oruca niyet etmiyor. Öğleden giru ise, öğleden sonra yese, İmam-ı Azam'a göre kefaret lazım gelir. Değil. İmam-ı Azam'a göre kefaret lazım değil. İmam-ı katında kefaret lazım gelir. İki imama göre kefaret lazım gelir. Eğer öğleden sonra ise bir ittifak kefaret lazım gelir. Demek ki öğleden önce bu. Öbekisi öğleden önce yerse kefaret İmam-ı Azam'a göre gerekmez. Kaza İmam-ı göre kefaret de gerek. Öğleden sonra yerse artık oruç iyice girmiş. Bu durumda ittifakla imamların kefaret lazım gelir. Kütüb-ü fıkhiyede mesul böyledir. Niyeti yapması mümkün olduğu için böyle önce niyet etmiyorsa o oruç o zaman kasten bozmuş gibi olur. Ve dahi bir kimse 2 ya 3 Ramazan'dan birer gün oruç ise her birinden ötürü birer kefaret mi eder yoksa üçüne bir kefaret mi eder? İtilaflıdır. Ahmet olan her birinden ötürü birer kefaret eder ama fetva üçü birbirine girer diyor. Tek kefaret yeterlidir. Daha bir Adem'in Ramazan'dan borcu olsa, Ramazan orucunu tutmamış, borcu var. Oğul adam tutmasa, üzerinden yıl geçse, bazı ulemanın beyanına göre oğul adam günahkar olur. Tembellikten dolayı günahkar olur. Kazasını yapması lazım. Yani diğer Ramazan gelmeden evvel, evvelki Ramazan oruçlarının kazasını tutması lazım. Ve dahi bir kimse kefaret tutar iken Ramazan-ı Şerif gelse, Ramazan'dan sonra tekrar baştan tutmak lazımdır. Evvelkiler sayılmaz. Ne olacak? İşte burada Ramazan'ın fetvası var. Sefere çıkacak. Kefaretin günlerini tamamlamak için Ramazan'da sefere çıkacak. Sefere çıktığı zaman o kefaretini tamamlayabilir. Ve dahi bir kimse müddeti sefere niyet etmeksizin orucun ise, yani sefer müddetinde yani 15 gün en az kalmak şartıyla olmuş aşağı bir yere gitmeye niyet etmemiş. Yolda da orucunu bozsa, bade o sefere niyet etse, sonra sefere çıkacağım dese, gitse hem kaza hem kefaret lazım gelir. Burada demek ki niyeti olmadığı halde orucunu bozmuş oluyor. Normal mukimken bozmuş gibi oluyor. O yüzden kefaret gerekiyor. Yani bir kimesine Ramazan'dan son sefere niyet etse, Ramazan'da sefere çıkacağım diyor. Orucun ise bade o sefere gitmese, fakat bir iş çıktı kaldı gidemedi. Kaza lazım, kefaret lazım olmaz. Çünkü sefere yetmez. Lakin akşama kadar yemek haramdır. Yani hiç olmazsa akşama kadar ağzı tutsun yemesin. Sonra gününe gün olarak kaza tutar. Ve daha bir kimse sefere niyet etmeksizin orucun ise badu cebren sefere sürseler, gönderseler itlafıdır. Asa olan hem kaza hem kefaret lazım gelir. Bu zorlamayla olduğu için. Daha bir kimse Ramazan'da 26 gün yahut
eksik yahut ziyade velhasıl bütün Ramazan olmaksızın mecnun olsa, delirse yani Ramazan'ın tamamı değil de 90 olarak delirse badu ifakat bulsa ay kısa sonra o günleri kaza eder. Çünkü Ramazan tamamında bayılmıştı. Ramazan'ın evvelinden ahirine kadar hiç ifakat bulmayıp cünuni müstemir olsa yani devamlı şekilde delirmiş olsa delirmiş olsa yani o Ramazan'ın orucu sakıt olur. Çünkü delilik. Çünkü Ramazan ayını müşahede etmiş olamıyor. Eğer bir kimse sehven yese, yandırak yese yahut sehven cima ise yandırak cima ise sami fasit olmaz. Yani unuttu yani. Eğer sami fasit olur zan edip ise böyle yani hata yani unutarak yemek yedi, unutarak cima etti. Oruç bozulmaz. Bozulduğunu zannetse sonradan yese o zaman kaza lazım geliyor. Kefaret lazım gelmez. Eğer sami bozulmadığını biliyor ise üstüne zaten bozulmadı biliyor bir daha yese hem kaza ve hem kefaret lazım gelir. Evet. Ve daha bir kimse derini yutsa evet. Terini yani. Terini yutsa yahut bir kimse bu yağlı, boyalı ipliği çiğnese, boyasını yutsa, yahut bir ahar kimsenin tükürüğünü yutsa, yahut kendi tükürüğünü taşla çıkarıp yutsa, yahut dişinin arasında olan damı yutsa, nohuttan ziyade olduğu takdirde bu suretlerin cümlesinde ancak kaza lazım gelir. Sureti ahireti çıraklıdır. Mesela olan bozulur, bozar. Dahi bir kimse 3 avuç miktarı tuz yese sami bozar, oruç bozar. Lakin yalnız kaza lazım olur. Çünkü çok o tuz lezzet alınmaz yani. Ama içeri bir şey girdiği için oruç bozar. Ama azacık ise az tuz yese orucu fasit olur. Eşbatta mesuldür. Orucu fasit olur. Bir de kefaret de gerekir. Çünkü burada tad alıyor. Bir kimesine hizmeti işlemek ile bunalsa, yani hizmet çalışmakla bunaldı. Yeniden sonra sahmini yese hem kaza hem kefaret lazım olur. Ya bugün yarın diyor adam maçımız var, yorgun işimiz var diyor. Orucu tutmuyor. Tutmaması ayrı bir konu. Tuttuğu halde bozarsa o zaman kefaret de gerekir. Ama bir avret ya cariye kadın veya hizmetçi kadın cariye bu bunalsa ise ancak kaza lazım olur. Onların şeyinde biraz daha gevşek olur demek ki. Onlar kocasından veya efendisinden fırça yemesin diye borcu bozulsa bunların hizmeti aksamasın diye ancak kaza lazım olur. Eğer hizmet işlemese erkeği yahut mevlası dökecek ise yani bu durum o işi yapması, o hizmeti yapması evinde kocası veya cariyenin efendisi onu dövecekse o sıkıntıdan kurtulmak için orucunu bozsa kaza lazım gelir. Bozup da hizmeti yapsa yani. Daha bir kimse susam tanesi yalınız çiğnese sahibi fasit olmaz. Susam tanesini çiğneyip etse yani ağzında. Ama yutsa, çiğnemedi yutsa çiğnesün, çiğnemesün herhalde sahibi fasit olur. Kaza lazım olur. Demek ki çaydan alıp yutsa, çiğnesin çiğnemesin ne olur? O oruç bozulur. Susam tanesini çiğnese, ağzına dağıtsa tat ağzına boğazı gitmezse oruç bozmuyor. Susam tanesi olduğu için. Ama tadını hissederse, tatlan lezzetleneceği için oruç bozulur. Çiğnesin alsa, yutsa veya çiğnese o tamamen bozar. Orucun nevileri. Orucun 15 nevisi vardır. 3'ü farz, 3'ü vacip, 5'i haram, 4'ü sünnet. 3'ü farz olan oruçlar Ramazan orucu, kaza orucu, kefaret oruçlar. Bunlar farzdır. 3'ü vacip. Vacip olan nezli muayyen, muayyen adak. Nezli mutlak,
mutlak, kayıtsız olarak söylediği atak. Ve nafileyi geri çevirmek, nafileyi bozdu, onu iade tutmak. Bunlar vacip olur. Beş tanesi haramdır. Ramazan bayramında bir gün, oruç tutmak haram. Kurban bayramında 4 gün, etti 5 gün. Yılda 5 gün oruç tutmak haram olur. 4 oruç var, sünnettir. Eyyam bir yıl, yani 11, 12, 13, 14. Bu her senenin, her ayın parlak günleri. 13, 14, 15. O günler. Oruç tutmak sünnet. Esam-ı Davud Aleyhisselam'ın orucu bir gün tutar, bir gün pazardır. Düşembe, Pençşembe, yani Perşembe ve Pazartesi günleri. Ve yevmi aşura, aşura oruç tutmak ve yevmi arafa, arafa gün oruç tutmak, bu gibi emsali eyyem mübareklerde oruç tutmaktan sünnettir. Evet. Oruç tutmanın faydaları ve dahi oruç tutmanın 11 faydası vardır. Ya. Sevap ayrı, bir de ayrı faydası var. Evveli cehenneme kalkan olur. İkincisi sair ibadeti kabul olur. Üçüncüsü bedenin zikri olur. Dördüncüsü kibri kırar. Beşincisi ucubu, kendini beğenmeyi kırar. Amelini beğenmeyi kırar. Kibir, gurur. Bunları kırar. Altıncısı huşu ziyade olur. Takva böyle ne olur? Huşulu, edepli olur. Yedincisi sevabı mizani doldurur. Sevabı teraziyi dolduruyor. Sekizincisi Allah-u Teala ol kulundan razı olur. Allah'tan razı olur. Dokuzuncusu iman ile vefat ederse cennete erken dahil olur, erken girer. Onuncusu kalbi nurlanır. 11.'si aklı nurlanır. Yani. Cenab-ı Hak bize de inşallah bu faydaları nasip edersin. Kursla gelmiş olduk. Elhamdülillah.